Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 13 Şubat 2022 Duygu ve Düşüncelerim'de sizlerle beraberiz. Evet, bugünkü gündemimiz bir haftadır. Aslında medyada yavaş yavaş ateşlenen bir gündem. Nedir bu gündem? Ukrayna-Rusya Federasyonu arasındaki gerilim, savaşçılığı, savaş tamtamları falan filan. E şimdi... Herkes yorum yapıyor işte Rusya ile Ukrayna savaşı Rusya Ukrayna'yı istila edecek şu olacak bu olacak falan filan diye. Ama ben size bir basit gerçek söyleyeyim yani bu işte Amerika'nın ortalığı velveleye vermesiyle alakalı bir olay. Rusya Ukrayna'yı istila etmez etmesine gerek de yok. Hatırlar mısınız 90'lı yıllarda Rusya Ukrayna'nın elektriğini ve gazını kesmişti. Millet soğuktan donmuştu, elektriksizlikten donmuştu, sersefil olmuşlardı. Avrupa Birliği ve Almanya'nın araya girmesiyle tekrardan hem elektriği vermişti hem gazı vermişti ve ortalık düzelmişti. Yani aslında Rusya'nın Ukrayna'yı silah gücüyle istila etmesine veya bir bölümünü almasına gerek yok ki. Zaten Ukrayna'yı çevirmiş durumda. Yani güneyinde Kırım'dan, doğusundan ta kuzeyine kadar her tarafı Ukrayna'nın çevrili vaziyette. E Donetsk bölgesi zaten problemli bir bölge biliyorsunuz. Oradaki halk zaten Rusya'ya katılmak istiyor. Ama bu arada bütün dünya yok istila edecekler. Ruslar sınırı asker yırdı. Ruslar şunu yaptı. Ruslar bunu yaptı bire böyle bir velvele. Tabi bizim Cumhurbaşkanımız da Ukrayna'ya gidiyor. Rusya Devlet Başkanı ile görüşüyor. yapacak da Kimse takmıyor galiba. Hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Eğer Rusya istila etmek isterse eder ama gerek yok. Yani hiç yani kan dökmeye gerek yok. Kansız bir şekilde halledeceği halledebileceği bir şeyi neden kan dökerek halletsin? Artı adam açıklama yapıyor. Yani bizim böyle bir niyetimiz yok. Şimdi bugünün son şeyi ABD Başkanı Biden demiş ki işte Şubat ayında silah edecekler Rusya Ukrayna Geçenlerde savaş gemileri geçti Karadeniz'e İstanbul Boğazı'na Amerikan gemileviydi herhalde işte bunlar e, askeri istihbarat veriyorlar Ukrayna'ya şunu veriyorlar bunu. Ya Amerikan gemilerinin Karadeniz'e girmesi Rusya'yı o kadar öfkelendirir ki şu dönemde böyle bir kızışma döneminde böyle gemilere izin verilmesi yani buna, buna izin ver, verilmemesi lazım kızışma döneminde arada bir gerginlik varken gerginliği arttırmamak lazım. Türkiye olarak her iki tarafla da mesafeli kalmalıyız. İkisine de mesafeli durmalıyız ve arabuluculuk biz yapamayız. Bizi Rusya veya Ukrayna arabulucu olarak kabul etmez. Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Adamlar Avrupa Birliği ile ABD ile görüşüyorlar. Yani aracı olarak onları kullanıyorlar. Avrupa Birliği ülkelerini kullanıyorlar. Senle ne konuşacaklar ki? Ne 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 sağlayacaksın yani İstanbul'da konferans yapalım Ankara'da kon oturun masaya görüş mü diyeceksin. Bu savaş çığırtkanlığı ABD propagandası. ABD Karadeniz'e girmek istiyor her zamanki gibi ve bunu bir şekilde becermek için ama askerini oraya yığmak için ama şey e, Karadeniz'e gemilerini sokmak için her şekilde uğraşıyor. Bunu yapacak mı yapmayacak mı günümüz yani önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hmm. E zaten Yunanistan'da askeri yüz kurmuştu. Bulgaristan'da da kurabilir, e, Romanya'da da kurabilir. İyice çevirebilir. Yani Karadeniz'e iyice yaklaşabilir. Ama tabii ki deniz üssü kuramayacak. Bu bir gerçek. Yani Karadeniz'de deniz üssü kurma ihtimali yok ABD'nin. Böyle bir ihtimal olamaz. Ama bunun için her yolu deniyor tabii ki. ABD'nin oyunlarına çünkü ABD ekonomisi savaşa dayalı bir ekonomidir. Bir dünyada bir yerde savaş olmadıkça ABD ekonomisi tıkanma noktasına gelir. Savaş çıkarsa silah fabrikaları çalışır, uçak fabrikaları çalışır, askerler göreve gider. Ekonomi canlanır. Amerikan ekonomisi böyledir. Amerikan ekonomisinin geçmişte bakın hep böyle tıkandığı noktalardan sonra bir savaş çıkar. Ve bu savaşta ne olur? Kim zarar görür? Kim yarar görür? ABD'den başka kimse yarar görmez. Bu gerçek. Bunları araştırırsanız bulursunuz. Bunlar hayatın gerçekleri. E biz de bu ABD'nin dolduruşlarına gelmemek zorundayız. Biz bütün dünya aslında ABD'nin dolduruşlarına gelmemek zorundaya. Bilen biliyor da, bizim Türkiye'deki insanlarımız bilmiyor. İşte İngiltere demiş ki e, diplomatik temsilciliklerine Ukraynadan çıkın. E, ABD ile İngiltere aynı çanağı işleyen iki devlet. Dış politikaları, her şeyleri aynı. Çıksınlar bakalım diplomatik temsilciliklerini boşaltsınlar. Ne olacak? Ha, şu anda Ukrayna'ya gitmek güvenli mi? Hayır, güvenli değil. Neden güvenli değil? Ya orada bir gerilim var. E bu gerilimi arttırmaya gerek de yok. Yani tatil için, şunun için, bunun için Ukrayna'ya gitmeye gerek yok. Gerek yok. Ukrayna'nın ekonomik yapısı belli. Dediğim gibi Rusların bir ambargosu, doğal gaz ambargosu, gazı bir kesmeleri Ukrayna'yı perişan eder. Bunun farkına versin herkes. Savaş çığırtkanlığı yapmanın hiç kimseye faydası yok. Herkes sakin olup gerçekleri değerlendirmeli. E, televizyonda çıkıyorlar. Yok işte Rusya şuraya şu kadar asker yırdı. Buraya bu kadar asker yırdı. Ukrayna buna karşılık buralara asker yırdı. İşte ya kardeşim gidip gördünüz mü? Rusya'yı mı gezdiniz? Askeri varlığını mı? Gidemezsin ki o bölgeye. Uydudan Amerikalılar bakarsa bakar, görürse görür. Yani yorum yapmanın alemi ne? En son ne zaman gittin Ukrayna'ya da o savaş bölgelerini veya savaş bölgesi demeyelim. Hareketli bölgeleri ne zaman gezdin? Ne kadar asker yığılmış, asker sevkiyatı var mı, silah sevkiyatı var mı? Bunları mı inceledin? Ya sen bir yabancı olarak bunları inceleyemezsin. Ne Ukrayna'da ne Türkiye'de e, ne de Rusya'da. Onun için bu ara herkes bol keseden atıp tutuyor. Daha haber programlarında bir sürü program göreceğiz. Herkes yorum yapmaya başlayacak işte. Yok Ukrayna'ya saldırırsa Rusya ne olur? Kaç günde işgal eder? Ne, ne kadar zarar verir? Ne yapar? Ne eder? Şimdi millete de konu çıktı. Konuş konuşabildiğin kadar. E biz de konuşuyoruz. Biz de fikirlerimizi beyan ediyoruz. Duygu ve düşüncelerimi dile getiriyorum. Ne yapayım? Bugünün konusu da böyle geldi. Bugün de böyle konuştuk. İki ülkeyi de ziyaret ettim. İkisinde de çok büyük keyifler aldım. En son bu sene, yalan, geçen sene 2021 yılında hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya gittim. Sevdiğim iki ülke. İkisinin de böyle bir şeye karışmasını istemem. Umut ediyorum en kısa zamanda anlaşırlar, problemlerini çözerler. Ne diyelim? Başka söylenecek bir şey yok. Söylenecek tek şey var. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.